Egol Belediyesi uzun süredir kullanılmayan ve mahalle aralarında kötü amaçlı kişilerin mesken edindiği 12 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Şehir genelinde kullanılamayan ve metruk hale dönüşen binalar zamanla kötü amaçlı kişilerin uğrak mekan haline geliyor. Özellikle uyuşturucu kullanımı gibi amaçlarla kullanılarak suç yuvasına dönüşen metruk yapılarla ilgili vatandaşlar ve emniyet ekipleri sürekli şikayette bulunurken, İnegöl Belediyesi şehir genelinde metruk binaları mercek altına aldı. Güvenlik zafiyeti oluşturan ve vatandaşları tedirgin eden merkez ve kırsal mahallelerde 9 farklı mahallede 12 metruk yapı tespit edilerekken Cuma tarafından mahalle indam kararı alındı. Bina sahiplerine metruk yapıların oluşturduğu güvenlik zafiyeti nedeniyle kullanılmadığı takdirde yıkımının yapılması konusunda tebligatlar yapıldı. 30 gün içerisinde bina sahipler tarafından yıkılmayan metruk yapılar için İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hafta başından harekete geçti. Pazartesi günden itibaren 12 metruk binanın tamamı yıkımı gerçekleştirildi. Yapılan tespitler neticesinde Oraniye Mahallesi'nde 1, Akhisar Mahallesi'nde 2, Mahmudiye Mahallesi'nde 2, Yenice Mahallesi'nde 2, Kemalpaşa, Hamidiye ve Sinan Bey mahallelerinde birer, Şehitler Mahallesi'nde ise 1 ve Yukarı Balık Mahallesi'nde de 1 metruk binanın yıkımı için pazartesi günü harekete geçildi. Korumada olmayan binalar 3 günlük çalışmayla yıkıldı. Gerçi şuradan gitsin, bakalım kim var.